Bu videoda boşluk elemanlarının arşiketle nasıl yerleştirilebileceği anlatılmaktadır. Yerleştirdikten sonra pet palet komutları kullanılarak boşluk düzenlenebilir. Bu düzenleme işlemleri kat planında gerçekleştirilebilir. 3 boyutta kesit ve görünüşlerde de düzenlenebilir. Ancak bu bakış açılarında mümkün olan düzenleme komutları pet palette bulunacaktır. 3 boyut düzleminde deneyelim. Bütün pet palet komutları aktiftir. Bir boşluk elemanı seçelim. Pet palet komutları herhangi bir noktaya tıklandığında temel şeklin kenarının boşluk referans düzleminde ya da bir noktasında ya da boşluk kesme gövesinin kenarın mevcut pet palet komutları boşluğun şekline de bağlı olacaktır dikdörtgen bir boşluğun herhangi bir köşesine tıklarsak boşluğun her iki boyutunu değiştirmek için stretch komutunu kullanabiliriz ya da sayısal değer girebiliriz. Boşluğun temel şeklinin tüm kenarlarını dengelemek için tüm kenarı ötele komutunu da kullanabiliriz. Böylece boşluğun boyutunu arttırabilir ya da azaltabiliriz. Ayrıca boşluğun kesme gövdesinin sınırlarını da ayarlayabiliriz. Kesme gövdesi sonsuz olduğunda, pet palet bilgi kutusunun limitler ayarını belirtildiği gibi kesme gövdesinin her iki ucunu da dengeleyebileceğimiz referans düzlemde ötele komutu görüntülenir. Şimdi kesme gövdesinin diğer ucuna tıklarsak pet palet uzunluk komutunu sunar ve kesme gövdesinin uzunluğunu ayarlayabiliriz. Şimdi hem öteleme hem de uzunluk değerlerini tanımladığımıza göre boşluğun bilgi kutusunun limitler ayarında belirttiği gibi her iki tarafı da sınırlı seçeneğine dönüşecektir. Dikdörtgen açıklığın temel şeklinin herhangi bir kenarına tıklarsak öteleme komutu sunulur. Boyutlarından birini değiştirerek temel şeklin tek bir kenarını dengeleyebiliriz. dairesel açıklıklar biraz farklı pet palet komutları sunar. Seçilen bir dairesel boşluğun herhangi bir çeyrek noktasına tıklarsak çemberin bu boyutunu uzatmak için eliptik çekiştir komutunu kullanabiliriz. Böylece temel şekli bir elipse çevirebiliriz. Boşluğun dairesel taban şeklinin yarı çapını arttırmak ya da azaltmak için açısal çekiştir komutunu da kullanabiliriz taban şekli bir elips olduğunda komut çalışır. Böylece elipsin oranları da aynı kalır. Pet paletin en alt satırı tüm element tipleri için mevcut komutları içerir. Taşı, döndür, simetri ve çoğalt. Taşırken boşluk aksı gövdesini sürükleyebiliriz. Döndürme komutunu kullanarak boşluk aksı gövdesini serbestçe döndürebiliriz. Simetri ve çoğalt komutları diğer eleman tiplerindeki gibi çalışır. Bir boşluğu çoğalttığımızda kopyaların orijinal boşlukla aynı elemanı keseceğini lütfen unutmayın. Boşluk elemanın faydalı bir özelliği birden çok elemanın kesebilmesidir. Örneğin Birden fazla dura elemanı kullanılarak modellenmiş karmaşık bir kompozit duvar yapısı durumunda tek bir yatay boşluk aracı kullanılabilir. Ya da asansör şaftı gibi birden çok döşemede boşluk açmak için tek bir dikey boşluk aracı kullanılabilir. Pet paletin ek elemanı kes komutu açılış tarafından kesilmesi gereken ilave duvarlar, kirişler, döşemeler veya arazileri kesmenizi sağlar tek bir boşluk aracı birden fazla eleman tipini kesebilir. Yine de bu komutu kullanarak bu elemanları tek tek eklemeniz gerekir. Boşluk tarafından kesilen tüm elemanlara boşluğun hedef elemanları denir. Boşluğun bağlantı kavrama özelliği tüm hedef elemanların eleman kimliklerini yani boşluk tarafından kesilen elemanlarını listeler. Kesilen eleman listesine eleman eklemek için bağlantı kavrama kısmındaki artı butonunu kullanabiliriz. İmleci hareket ettirirken seçim öncesi vurgu eleman seçiminizde bize yardımcı olur. Ayrıca bağlantı kavrama listesindeki bir kesim elemanının üzerine geldiğimizde eleman vurgulanır. Eleman kimliklerinden yanında bir iğne simgesi vardır. Bu boşluğun başlangıçta o elemana yerleştirildiği ve bu elemanın boşluğun birincil hedefi olarak adlandırıldığı gösterilir. Bu elemanı birincil hedef olarak ayarlamak için listedeki diğer herhangi bir elemanın iğne sütununa tıklayabiliriz. Boşluğun bağlantı noktası ve referans düzlemi boşluğun temel şekli ve boşluk aksı ile gösterildiği gibi uygun şekilde koyacaktır. Boşluk aracı her zaman birincil eleman ile hareket eder. Böylece birincil hedefi hareket ettirirsek boşluk onunla birlikte hareket eder ve diğer hedefleri buna göre keser. Ancak başka bir hedef taşınırsa boşluğun konumu etkilenmez. Bu hedef elemanı boşluk tarafından kesilen elemanlar listesinden çıkartmak için X butonuna tıklayabiliriz. Ayrıca boşluğun birincil hedefi için X butonuna tıklarsak boşluk elemanı proje dosyasından silinecektir. Lütfen aşiketin yeni boşluk aracını tanımak için bu serideki diğer videoları da izleyin